Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler. E, i̇limizde yaşanan deprem sürecinden sonra biliyorsunuz ki e, binalarımız hasar gördüğü gibi iş yerlerimiz ilçelerimizde yine ve köylerimizde olmak üzere ilimize yakın yerlerdeki e, hem hayvancılıkla ve tarımla uğraşanlar hem de köylerimizde ciddi zarara uğradı. Biz de bundan dolayı e, cumartesi akşamları 21'de yapmış olduğumuz Toprağın Bereketi programını bu hafta sizlere e, cumartesi günü 18.00'da yapıp e, ekranlardan size... Turan Bey ile İl Tarım ve Orman Müdürümüz Turan Karaan Bey ile birlikte en azından ilçelerdeki ve köylerdeki tarımla uğraşan insanların, hayvancılıkla uğraşanların, oralarda olan zayiatlar, TF olan hayvanlar ve bu konuda kendilerinin yapmış oldukları destekler nelerdir? Bunlarla ilgili kendisini programımıza davet ettik ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Esra Hanım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Size de geçmiş olsun Turan Bey. Zorlu bir haftaydı hepimiz için. Evet, Sizin için de yine zorlu bir haftaydı. Onu da biliyoruz. Buyurun. Şimdi e, tabii ki köyleri, depremi, hasarları tespitleri konuşmadan önce e, bütün Elazığ ilimize komşu ilimiz Malatya'ya ve depremin hissedildiği bütün e, memlekete geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, 8 gün önce e, akşam saat 20.55 itibariyle Gerçekten şiddeti çok yüksek olan 6.8 şiddetinde merkez üssü Sivrice ilçemizin Çevrimtaş köyü olan bir deprem felaketi yaşadık. Tabii ki bu felakette bu depremde hayatını kaybeden 41 tane vatandaşımız oldu. Evet. Onlara da Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yine aynı şekilde yaralanan vatandaşlarımız vardı. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. Onlara da Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha bu felaketleri ne bize ne memleketimize ne milletimize Yaşatmış. yaşatmasın inşallah. O temennilerle başlamak evet. istiyorum. Ee, çok böyle hani alışık olmadığımız bir durum ama oturup da hani konuştuğumuz zaman da şunu diyoruz: Bir hafta öncesini herkes geri istiyor. Evet. Ee, var olan etmiş olduğu şikayetleri unutmuş durumda hem maddi hem manevi yaşamış olduğu küçük huzursuzlukları bir tarafa bıraktı ve herkes diyor ki bir hafta öncesi olsa da ben yine o dertlerle gayrelerle uğraşmış olsam. Çünkü Şimdi çok ben onu şuradan he şuradan net görebiliyorum. Tabii ki köyleri de geziyoruz. Bütün ilçelerimize evet. gittik. Ondan sonra depremde evi yıkılan, ahırı ağlı yıkılan insanlarımızla bir araya evet. geldik. Ee, Sayın Valimizin talimatlarıyla şu anda kültür parkımızda kurulan çadır kentin Aynı zamanda oradaki organizasyonunda da görev alıyorum. 3-4 gündür gece saat 2-3'lere kadar oradaki vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar AFAD, Kızılay ve diğer evet. sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada birçok tanıdık sima da çadırlarda kalıyor. Evet. Dediğiniz gibi bir hafta 10 gün öncesinde her türlü imkanı önünde olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve bu manada hiçbir şey düşünmeyen insanlarımız şu anda orada. Keşke bir hafta öncesine dönebilseydim. O soğuk bir de dün gece çok aşırı bir soğuk geldi. Evet. Kar yağışıyla birlikte hem çadırlarımızın bir kısmı su aldı. Hem de ciddi manada soğuktu. Tamam bütün çadırlarımıza işte ısıtıcıları evet, vermişiz, var. battaniye evet. vermişiz, döşekleri vermişiz ama ne olursa olsun çadırdır neticede. Dışarıdan soğuk kaldığı için hele hele küçük çocukları olanlar ya da hastaları olanlar için çok zahmetli bir durum. Allah onlara da sabır versin. Amin. Yani oradaki o tanıdık simaları da görünce o çadırın içinde insan bir hafta 10 gün öncesine özlemle bakmaması elde değil, Dediğimiz gibi yani bu Allah'tan gelen bir şeydir, başımız gözümüz üstüne. Evet. Bizler de tabii ki bu noktada onu da aslında sözümüzün başında, programımızın başında söylemekte fayda var. Şimdi birçok ülkede bu tür afatlar yaşanıyor ama bizim 15-20 yıl öncesiyle kıyasladığımız zaman bu afatın başımıza geldiği ilk saatten itibaren devletin tepesindeki Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi ilk saatlerde 3 tane bakanını ilimize gönderdi ve halen de o bakanlarımız burada bizlerle birlikteler. Bizden daha fazla çalışıyorlar, bizden daha fazla gayret ediyorlar. Aynı şekilde hemen bir sonraki gün bütün programlarına rağmen Cumhurbaşkanımız Elazığ ve Malatya'da meydana gelen bu depremden dolayı depremzedeleri yani bizleri, vatandaşlarını ziyaret ettiler. Acılarını paylaştılar, enkaz başına geçtiler. Hatta güzel bir şey de oldu, enkazdan bir vatandaşımız, Cumhurbaşkanımız evet. oradayken e, canlı bir şekilde çıkardılar. O da evet. ayrı bir mutluluk Güzelce, kaynağı evet. oldu. Böyle afatlarda, böyle şeylerde afatın olduğu ilk dakikadan itibaren, o devletin en tepesindekinden aşağısına kadar sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte onun varlığını yanımızda hissettiğimiz için bize bu yaraları sarmaya yönelik daha fazla bir cesaret geldi. Bu bütün herkeste hissedildi. Dolayısıyla el ele vererek bir çalışma içerisine girdiler. Tabii ki diğer taraftan birlik ve beraberliğin yeniden pekişmesine de bir yerde vesile oldu. Evet. Hiç din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin 81 ilinden evet. her kesimden insanın böyle sanki buradaymış gibi depremi birebir yaşamış gibi bizim acımızı paylaştılar. Bizlerle birlikte oldular ve herkes karınca kararınca kendi gücü nispetinde işte birazdan onları konuşacağız bizim sektörle evet. alakalı yardımlar gönderdiler. Hatta o kadar yardım geldi ki inan ki burada koordine etmekte çoğu zaman zorlandık. Çünkü yani Allah razı olsun hepsinden AFAD'ın önünde tırlar kuyruğa girmişti. Kızılay deposunun önünde tırlar kuyruktaydı. Yani onları indirecek şey bulamıyorduk. Dolayısıyla buna da vesile oldu. İnşallah sadece bu afatlarda değil normal zamanda da milletimizin bu birlikteliği, beraberliği Kardeşliği sürekli e, devam eder ve her alanda, her yerde, her platformda bu kardeşlik ruhu içerisinde hareket ederiz diye düşünüyorum. İnşallah e, biz şunu yaşadık hepimiz tabii. Evet hepimiz görevlerimizin başında olduk, e, evimize ailemizi bir tarafa bıraktık ama işimizde meşgul olmak durumundaydık. E, bizim görevimiz zaten zor zamanlarda daha da artıyor ama şunu da hissettik biliyoruz ki devlet hani hep deriz anadır sever sarmalar sıcaktır ee, ama devletin bir de babalık tarafı vardır O da babana nedir Hani zor günde devreye girer evet. ee, sıkıntıdaysan eğer zordaysan sırtını yasladığın yer olmak için kendini gösterir. Elini omuzuna koyar, biz de burada bunu yaşadık aslında şehir olarak. Hala burada bakanlarımız var, hala tamam. çalışıyorlar. Yine sizler öyle valimiz öyle, belediye başkanımız öyle. Herkes elinden ne geliyorsa hani e, işin maddi taraftaki kayıpları var. Evet, bunlar için uygulanan prosedürler var ama dışarıdaki insanların psikolojik olarak da huzursuzlukları çok fazla. O yüzden dışarıda gördükleri zaman da tabii bu e, insanların manen de en azından rahatlatmış oluyor. Biliyorlar ki kendilerinin dertleriyle dertlenen insanlar var. Aynen. Güçlerini de gösterecekler. Tabii e, bizim kendi alanımıza girdiğimiz zaman e, bir de telef olan hayvanlarımız var. Ben önce sizden hani gezip gördüğünüz yerlerle ilgili bilgiler istesem. E, durum nedir hani köylerimizde hayvancılıkla uğraşanların, tarımla? Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu depremin merkez üssü Sivrice ilçemizin Çevrimtaş köyü ve evet. civarındaki köyler oldu. Yani kırsalda yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların en çok etkilendiği bir deprem meydana geldi. Dolayısıyla bizler de işte dediğim biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın depremin ikinci günündeki biz tabii hemen akabinde tespitlerimizi başlatmıştık ancak Cumhurbaşkanımızla birlikte sayın Bakanımız Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli beyefendi de ilimize hem teşkilatlarının hem Elazığlı vatandaşlarımızın hemşerilerimizin acısını paylaşmak ve bu noktada atılacak adımlarla ilgili yol haritalarını belirlemek üzere o da ilimizi ziyaret ettiler bürokratlarıyla birlikte. Ee, orada e, Sayın Bakanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanlığa bağlı ilgili bütün kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte. Sayın Bakanımızın orada e, yani detayların dışında net bir talimatı oldu. Arkadaşlar dedi, bakanlığımızın bütün gücüyle biz burada olacağız. Evet. Bütün imkanlarını burada kullanacağız Köylerdeki tespitlerinizi hızlı bir şekilde yapacaksınız ve bu tespitlerde meydana çıkacak olan e, zayiatları, zararları en kısa sürede telafi etmek üzere adımlar atacağız. Ve biz de bu Bakan Bey'in talimatı üzerine e, ekiplerimizi oluşturduk. E, Sivrice ve Maden ilçelerimizde bir de merkezin köylerinde malumunuz bizim e, Elazığ'ın 560 evet. civarında köyü var. 10 tane ilçemiz var ama ağırlıklı olarak bu depremi hissettiğimiz şey başta Sivrice ilçemiz, Maden ilçemiz ve merkezin bazı köyleri oldu. Bizler de bu deprem şeyini düşünerek haritasını elimize alarak 230 tane köyümüzde tespit yaptık bu son 7 gün içerisinde. Bu yapmış olduğumuz tespitlerde. 386 tane ahırımızın yıkıldığını biz tespit ettik. Yani yıkılmış ya da yıkılmak üzeredir. Evet. Yani içinde artık hayvan barındıramayacağınız durumda olan ahırlarımız var. Dolayısıyla bu ahırlarla birlikte tabii ki 86 civarında büyükbaş hayvanımız, 115 tane de küçükbaş hayvanımız telef olmuştu. Aynı zamanda enkaz altından çıkarılan 166 tane de yaralı, yaralanmış ya ayağı kırılmış ya bir şekilde hı hı. E, bir tarafları zedelenmiş hayvanlarımız vardı. Bunların tespitlerini biz e, bu kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Tabii ki bizim alanımız çok geniş. Malumunuz e, bizim Elazığ ilimizin 22 evet. bin tane hayvancılık işletmemiz var. Bizim e, tabii ki bunların tamamını bu kısa süre zarfında tespitini yapmamız mümkün değil. Ancak biz deprem haritası içerisinde yer alan köylerimizin hemen hemen tamamını gezdik. Ahır ve ağırlarımızın tamamını tespit ettik. Olaki gözümüzden kaçan ya da bu heyecanla bu telaşla bu aceleyle yapmış olduğumuz tespitlerde göremediğimiz yerler varsa da onu da zaten vatandaşımız bize ya sosyal medya aracılığıyla ya telefonla ya da birebir bir şekilde bize ulaşarak o tespitleri de bizim kayıtlarımıza aldırıyor. Dolayısıyla an itibariyle bizim 336 tane yıkılan ağır hasarlı ahırımız ve biraz önce dediğim rakamlarda telef olan e, hayvanlarımız var. E, bunların da yaralarını inşallah e, hızlı bir şekilde sarmaya gayret gösteriyoruz. E, gidemediğimiz köy var mı? Turan Bey? Bu deprem haritası içerisinde yer alan bütün köylere gittik. Evet. Şu anda gitmediğimiz hiçbir köyümüz kalmadı. Güzel. En azından her yere uzanmış durumdasınız. E, ama burada hani ben bu mesajı da hemen size okuyayım. Olur mu? Bir mesajımız Tabii. da var burada. E, o da Önce geçmiş olsun diyor bizlere de tadım köyündenmiş ee, ismini de vermiş hani küçük baş hayvanlarım var diyor hani dışarıda kaldılar kuzulama dönemi ee, o yüzden bunlarda da çadır yokmuş çadır evet. istiyorlar ben size bilgileri de iletirim yine program İsabet sonunda olur. <laughs> bize yazarlarsa en azından gözden kaçanlar dediniz o gözden kaçanları biz de size iletmiş oluruz Tabii. burada yine bir izleyicimizin sorusu var diyor ki hani ahır yıkıldı ahırın yanında evim de yıkıldı bize diyor ahır için evet diyor çadır verdiler. E, ...sonraki artçılarla demek ki yani evde yıkılmış. Bunun için de diyor e, bize kendileri destek verirler mi yoksa biz bunu diğer şekilde mi halletmemiz gerekiyor? Nasıl Şimdi, yapalım? E, Şimdi bu tarz durumlarda e, her kurumun, her sivil toplum kuruluşunun e, ilgilendiği ya da mevzuatlar ölçüsünde görev ve sorumluluk alanında olan kısımlar var. Dolayısıyla evet. e, gittiğimiz yerde gerçekten o şekilde görüyoruz. Yani adamın hem evi yıkılmış hem de ahırı yıkılmış. Evet. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ıı, ahırla ilgili telef olan hayvanlarla ilgili ve hayvanların şu anda ihtiyaç duyduğu yemlerle alakalı olarak çalışma yapıyoruz. Ama oradan tespit ettiğimiz evi yıkılmış ve henüz kendisine evet. ulaşmam, ulaşılmamış olan vatandaşlarımızın da o ev ihtiyaçlarını biz AFAD teşkilatımıza zaten AFAD'ın kriz merkezi Hı -hı. var. Orada bizim ekiplerden de 24 saat usulünce görevli arkadaşlarımız var sürekli orada Çalışıyorlar hemen o kriz merkezine evet. bildiriyoruz. Dolayısıyla onların evleriyle ilgili ihtiyaçlarını da afad aracılığıyla inşallah kısa bir süre içerisinde giderilir diye düşünüyorum. Evet. Burada vermiş olacağınız telef olan hayvanlar için destekler nedir? Hani kayıp kadar mı veriyorsunuz veya bir oran var mıdır? Şimdi şöyle biz tabii ki ilk hedefimiz bu hayvanı telef olmuş evet. olan e, üreticilerimizin en azından e, telef olan hayvan sayısı kadar kendilerine hayvan evet. desteğinde bulunmak ve bunları bila bedel yapıyoruz. Yani herhangi bir e, ücret ya da e, ileride borçlanma şeklinde hı hı. yaptırmıyoruz. Sayın Bakanımızın Talimatları doğrusunda zaten bizim bu yapmış olduğumuz tespitlerle ilgili daha fazla sayıda hayvan ilimize evet. gönderildi. Bizler tabii ki bu öncelikli olarak ölen hayvanların yerine tamamının hayvanlarını kendilerine teslim ettik. Ancak bazı vatandaşlarımızın, üreticilerimizin her ne kadar yıkılmış olan ya da kullanılamayacak durumda olan ahırın içerisinde hayvanları telef olmamışsa da ya kısmen hayvanları yaralanmıştır çünkü 166 tane de yaralı olan hayvanımız var ee, ya da hiç e, hayvanı yaralanmamış olsa dahi e, ciddi bir mağduriyet yaşıyor ve evet. çiftçilikle uğraşıyor neticede. Şimdi bizler de elimizden geldiği kadar hemen onu sıcağı sıcağına söyleyin biraz önce programa gelmeden önce e, Alpavut köyümüzdeydim. Evet. Orada bizim Koyun Keçi Birliğimizin bir tesisi var. Hı hı. Ee, Allah onlardan da razı olsun. Mesela Gaziantep ilimiz hem il müdürlüğümüz hem de e, Damızlı Koyun Keçi Birliği marifetiyle bir araya gelerek bir çalışma kampanya başlatmışlar ve 215 tane küçük baş hayvanı biraz önce bize teslim ettiler. Şimdi ne biz güzel. bu 215 tane hayvanı ne yapacağız? Bizim şu anda hayvanı ölmüş olan vatandaşlarımızın hı hı. ölenlerin yerine hayvanlarını verdik. Ancak. Bu ahırı yıkılmış olan ve ciddi manada zarar görmüş olan bundan sonraki süreçte de yine geçimini hayvancılıkla devam ettirecek olan vatandaşlarımıza yine sahip olduğu hayvan durumuna göre, ekonomik durumuna göre biz bu hayvanları da ağırlıklı olarak Maden ve Sivrice ilçelerimizde olmak üzere e, dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte İzmir ilimizde şu anda bir kampanya başlatılmış. Evet, ben de size muhtemelen tam onu soracaktım. Evet, koyun kampanyası evet. Muhtemelen oradan da ciddi sayıda ilimize ve komşu evet. ilimiz Malatya'ya hayvan sevkiyatı yapılacak. Biz yine bu hayvanları da bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz zarar oranına göre evet. şeylerini dağıtacağız. Hayvanlarını dağıtacağız. Çünkü adamın elinde zaten 3-5 tane hayvanı var. Evet. Ahırı yıkılmış, evi yıkılmış, eşyaları hepsi zarar görmüş. Yani psikolojik olarak da zaten ciddi bir evet. şey içerisindedir. Bizim devlet olarak bu yapmış olduğumuz yardımlar en azından o acısını biraz olsun dindirecek, kendisine teselli verecek. Ve biz bu canlı hayvan desteklerimizi inşallah önümüzdeki süreçte hayvanlar geldikçe devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Yem desteğini sorarsak size, Turan Bey. Şimdi dediğim gibi bu ahırı çökmüş olan vatandaşlarımızın evet. çoğunun ahırının içinde ya da hemen yanında merek dediğimiz yani samanlı yemini içinde muhafaza ettiği yapılar vardı. Evet. Ahırla birlikte bunlar da çökmüş hı hı. ve şu anda bu yemleri samanları hepsi enkazın altında ve bu acı içerisinde bunu çıkarmaları da çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz elimize gelen, e, onu da ifade edeyim, dediğim gibi biraz önce Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda canlı hayvan kısmını bizim Hayvancılık Genel Müdürlüğü marifetiyle temin edildi. Evet. Kaba yem ihtiyacı e, TİGEM kuruluşlarımızca gönderildi. Kesif yemler de tarım kredi kooperatifleri marifetiyle bize ulaştırıldı. Bizler yine vatandaşımızın elindeki hayvan sayısına göre bu bize gelen kesif yemi, mesela dün itibari iki gün önce hemen Maden ilçesine 27 ton kesif yemi gönderdik. 86 tane üreticimize dağıtımı gerçekleştirildi. Sivrice ilçemize 30 ton kesif yem gönderdik. Orada da yine 106 tane üreticimize Dağıtımları yapıldı. Önümüzdeki süreçte de bu yem tedariği devam edecek. Yani ihtiyaca göre yemler geldikçe geri kalan vatandaşlarımıza da yine yemlerini dağıtacağız. Çünkü canlı hayvanı verdiğimiz ya da şu anda kendi elinde hayvanı olan vatandaşlarımız bunları besleyecek yem bulamıyorlar çünkü enkaz altında kal. Evet. En azından 15-20 gün bilemediniz bir ay kadar idare edebilecekleri yemlerini de biz yine bu destek kapsamında. İnşallah kendilerine ulaşacağız ve kendilerini mağdur etmeden elindeki hayvanları beslemelerini bu vesileyle sağlamış olacağız. Turan Bey, hayvancılıkla ilgili olan kısmı böyle bu bizi hani kıştan hazırlanır biliyoruz toprak tarımla ilgili olan şeyler. Bu bizi yaşayacağımız gireceğimiz Allah nasip ederse bahar döneminde de yine tarımla ilgili toprakla uğraşanlarla ilgili bize bunun olumsuz yansımaları olacak mıdır? Kayıplarımız olacak mıdır burada? Şimdi şöyle kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız hı hı. genelde entansif tarım dediğimiz yani hem hayvancılık hem de diğer bitkisel üretim evet. tarımını birlikte yapıyorlar. Yani adam sadece hayvancılık hı hı. ya da sadece bitkisel üretimle uğraşmıyor. Dolayısıyla bu insanlarımızın şu anda düşmüş olduğu psikolojik durum. Evet. Artı vermiş oldukları zayiatlar, evet. artı girmiş oldukları ekonomik daralmalardan dolayı mutlak surette önümüzdeki süreçteki sadece işte yapacakları bitkisel üretim ya da direkt tarım Hı. faaliyetlerinde değil, eğitimlerinde, sağlıklarında, yaşamlarında her evet. yerde etkili olacak. Yani belirli bir süre bu etkisini devam ettirecektir. Yani bizde bile devam edecek. Evet. Şimdi biz Tamam kamu görevlisi olarak inancınız olsun ben hepinizin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum ki bundan gurur duyuyoruz yani bundan şikayetçi değiliz ama evet. onların da hakkı var üzerimizde. Şimdi hepimizin ailesi var, çoluğu var, çocuğu evet. var. Biz de aynı şekilde şu anda konuştuğumuz köylerde, kırsalda ya da ilin genelinde yaşanmış olan depremi biz de birebir yaşadık. Tamam bizim Allah'a çok şükür evlerimizde herhangi bir problem evet. yok şu anda evimizde oturmaya devam ediyoruz. Ama o depremin verdiği çünkü biz e, bilim adamlarının e, ya da işte e, tespitlerine göre bugün duyduğum bir rakam 1600 civarında olsa gerek bir artçı deprem yaşamışız. Yani evet. dün gece bile i̇ki gece kez. iki evet. buçuk civarlarında üst üste yarım saat arayla e, 4.3 ve 4.8 şiddetinde deprem yaşadık. Dolayısıyla bizimle beraber yaşayan aile fertlerimizin de bu noktada ciddi olumsuz etkilenmesi söz konusu. Biz onlara da aslında zaman ayırmamız, onların da işte psikolojileriyle evet. ilgili biraz destek olmamız evet, gerekirken, onlar da haklarını yerler. helal etsinler. İnanın evet. ki depremin ilk saatinden itibaren valilik kriz merkezinde toplanmak durumunda kaldık çünkü bizim görevimiz bunu gerektiriyor. Ailemizi güvenli bir yere hemen hızlı bir şekilde aldık. Ve evet. akabinde işte kriz merkezine ekip arkadaşlarımızdan bir kısmını AFAD merkezine <laughs> bir kısmı bütün şoförlerimizi hemen araçlarının başına davet ettik ve araçlarıyla birlikte havalimanlarına gönderdik orada hazır beklettik ve o gün bugündür depremin 8. günündeyiz. E, Halen de işte evimize gece 2-3'lerde gidebiliyoruz. Dediğim gibi buradan e, asla şikayetçi değiliz. Evet. E, yani bir insanın dahi hayatını kolaylaştırabiliyorsak, bir de bizim Tarım Orman teşkilatı olarak yani kendimizle ilgili Aha. kısmını söyleyeyim. Şimdi bizim ayaklarımız da biraz geniş olduğu için evet. bu noktada bizim daha çok mesai harcamamız gerekiyor. İşte biraz önce saydığım 230 köyde birçoğuna bizzat kendim gitmişim. Yani birebir vatandaşımızın Acısını paylaşmak üzere 230 köyü dolaşmışız, buradaki tespitleri yapmışız ve peyderpey işte canlı hayvanlarını götürüp kendilerine teslim etmişiz. Dün gece itibariyle malumunuz bir fırtına oldu. Evet. O fırtınada bizim ekiplerimiz iki tane şube müdürümüz işte Sivrice ilçemizin duygulu köyünde mahsur kaldılar canlı hayvan taşıyan araçlarını orada bırakmak zorunda kaldılar. Diğer aracı da yine bir traktör marifetiyle, çekiciyle çekerek oradan anca gece saat 12 civarında çıkarabilmişiz. Evet. Dolayısıyla diğer taraftan birazdan konuşacağız. Malumunuz bu deprem müsala, münasebetiyle Türkiye'nin 81 ilinden, Hatta kısmen de yurt dışından Akın Akın yardımlar geliyor. Evet. Bu yardımların büyük bir çoğunluğunu gıda ürünleri oluşturuyor Hı. ve şu anda birçok noktada sıcak yemek işte e, gıda depolama alanları işte e, dağıtım yerleri var. Bunların tamamının da mevzuat ölçüsünde bizim tarafımızdan denetlenmesi gerekiyor. Çünkü Allah muhafaza evet, dışarıdan gıda gelen gıdalardan tabi dışarıdan gelen gıdalardan bir de bu depremin üzerine vatandaşlarımızdan herhangi birisinin evet. ya da birilerinin zehirlenmesi durumunda ee, o da ciddi bir sıkıntı oluşturacak İşte biz bu sıkıntının oluşmaması için Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda izin verilen AFAD koordinasyonda izin verilen bütün dağıtım, yemek dağıtım yerlerinde gıda depolama alanlarında 7-24 saat usulünce denetimler gerçekleştiriyoruz. Ee, bütün bunları bir arada yapmak durumundayız. Bir de ben yine Sayın Valim'in görevlendirmesi üzerine biraz önce dediğim gibi çadır kentte 500 evet. tane çadırımız var orada. Oradaki insanların hayatını kolaylaştırmak için işte ekip arkadaşlarımızla birlikte yine 14 arkadaşımı orada görevlendirmişim. Onlarla beraber oradaki organizasyonu yine AFAD, Kızılay ve diğer göç müdürlüğümüz evet. marifetiyle yapmaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür yani şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda inan ki Normal bir ülkede olmuş olsaydı şu 8. gün itibariyle belki hala enkazlarda insanlar vardı. Belki insanlar hala perişandı, herkes kendi evindeydi. Ama dikkat ediyorum. Bakın 3 tane bakanımız hiç buradan ayrılmadı. Evet. Bakın gece gündüz şu anda bizimle beraberler. Sürekli talimatlar yağdırıyorlar. Kendileri sahada çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle olunca Bizler işte gıda ve köylerdeki kırsal alandaki evet. yaraların sarılması, çevre şehircilik işte tespitlerin yapılması, diğer kuruluşlar kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili kısımları yürütmek üzere canla başla çalışıyorlar. Bu 8 günde çok güzel mesafe kaydedildi ama tabii ki henüz yaralar sarılmış değil. Biraz daha, tabii, tabii. daha zaman Şimdi alacak. Daha zaman alacak Şimdi konteyner kent işte kuruluyor. Evet. Muhtemelen bir hafta 10 gün içinde faaliyete İnşallah. girecek. Evet. Çok mağdur olan vatandaşlarımızın bir kısmını oraya yani alacağız. En azından e, oraya alacağız. bu soğuk havalarda oralara yerleştirme olursa Aynı. da güzel bir rahatlama olacaktır diyorum. Sözünüzü bölüyorum ama çok fazla mesaj geliyor. Ben sadece işlerinden birkaç evet. taneyi hani size aktarayım. Ee, burada dün Bahçe Kapı Köyü'nde hasar tespiti sonucunda iki eve ağır kusur verilmiş. ...ve büyükbaş hayvanları da varmış ama ben özetleyeyim... ...bunlar şunu soruyorlar birçok mesajda gelen... ...bizim diyorlar müracaat süremiz nasıl olacak... ...bu süreç nasıl işleyecek hani... ...bunu öğrenmek istiyor birçok izleyici. Şimdi bizim e, bu deprem esnasında... ...normal şartlarda biliyorsunuz... ...kamu hizmetleri vatandaşın evet. bir dilekçeyle... ...ya da sözlü olarak bir yere Hı. müracaatlı şeklinde... E, ...işlemler yapılır evet. ve ona göre işlem yürütülür... ...ancak deprem gibi olağanüstü durumlarda... ...şimdi benim... Sivrice'nin işte biraz önce dediğim gibi çevrim Çevrimtaş evet. ya da Duyguluk köyünden ya da görgülü köyünden vatandaşımızın zaten canıyla uğraşırken evet. oradan kalkıp il ve ilçe müdürlüklerine gelip işte benim şöyle bir zayiatım var deyip dilek çevirmesi gibi bir işlem yürütürsek e, bu iş e, vicdani de olmaz, e, kanuni de olmaz evet. öyle söyleyelim. Dolayısıyla biz bu durumda, ha diyorum ya gözden kaçırdığımız vatandaşlarımız olabilir. Evet. Onlar da işte şu anda mesajla size ulaştıkları, evet. ben onların hepsini zaten evet, ben siz bize ulaştıracaksınız. Biz, biz hemen ekipleri evet. e, e e e e e e e o tarafa da yönlendireceğiz. Asla vatandaşlarımızın bize müracaatlarını beklemiyoruz. Bu deprem haritası içerisinde Hı -hı. olan bütün köylerimizi, işletmelerimizi Tek tek ziyaret edip oradaki hasar tespitlerini çıkarıyoruz. Hı hı. Ve hasar tespit durumuna göre de şu anda kısa vadede atmamız gereken adımları hemen evet. atıyoruz. Sonrasında orta vadedeki çözümler ve uzun vadedeki çözümlerle alakalı malumunuz işte Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Köylerde özellikle depremden zarar gören vatandaşlarımızın hı hı. Iki, bir katı geçmemek üzere bir katlı evler ve yanında da ahırları yapılması için bir talimat verdi. Şimdi evet. bizim bu tespitlerimizin tamamı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak işleniyor. Hı hı. En sonda işte bu tarz e, devletimiz tarafından bu adımlar atıldığında bizim bu tespitlerimizde yer alan e, isimlerin tamamına muhtemelen evi sadece evi yıkılmışsa ev, evet. ev ve ahırı birlikte yıkılmışsa e, yanına da ahırını yapacaklar. Biz bu çadırlarımızı geri alacağız. Hı hı. Hem AFAD'ın çadırlarını hem bizim bakanlık olarak dağıttığımız evet. çadırları bunların tamamını AFAD ya da Kızılay koordinasyon işte lojistik merkezlerinde Hı. muhafazaya alacağız. Allah göstermesin. Yani bu da bir gerçekliktir. Türkiye'nin %90'ı deprem fay Aynen. hatları üzerinde ya da evet. damarları üzerinde yer alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla yarın öbür gün e, Allah korusun böyle bir şey olduğunda en azından bu malzemeleri oralarda kullanmak üzere ee, hazır hale getireceğiz. Yani dolayısıyla sorunuza gelecek olursak vatandaşın hiçbir yere müracaat etmesine gerek yok. Hı hı. Biz birebir gidip tespitleri yapıyoruz. Ola ki gözden kaçmışsa lütfen evet. bize bir şekilde ulaşsınlar. Ulaşsınlar. Ulaştıktan evet. sonra herhangi bir yazılı müracaatlarına gerek yok. Sizler zaten olaye gidip hizmeti veriyorsunuz. Evet. Ee, yine mazot ve gübre ödemelerini sormuşlar. Ee, hani bu yaşananlarla beraber bunların ertelenmesi olacak mı? Ee, bir de dediğim gibi hayvancılığın dışında tarımla uğraşanlar da var. Evet. Hani evet, e, Ahırlar yıkıldı. Acaba burayla ilgileniyor. Bize bir değişik olacak mı? Değişim yaşayacak mıyız diyorlar. Şimdi şöyle e, normal şartlarda bizim mazot gübre destekleri 81 ilde hmm. e, tahminimce Şubat-Mart aylarında ödenmesi gereken bir e, destekti. Evet. Fakat e, Sayın Bakanımızın e, ortaya koymuş olduğu irade neticesinde bir istisnai durum uygulandı ve 3 gün önce depremden 3 e, gün sonra e, Elazığ ve Malatya ilimizdeki gübre ve mazot desteğiyle birlikte diğer tarımsal desteklerin hı hı. tamamı yani icmalı hazırlanmış ama sürecini bekleyen e, destek kalemlerinin tamamı e, 33 milyon mesela Elazığ ilimize e, ...aktarması yapıldı... ...böyle bir istisnai durum uygulandı... E, ...çünkü e, köylülerimiz... ...gerçekten sıkıntıdaydı... ...ekonomik daralma yaşadılar bu depremle evet. birlikte... ...en azından bu can suyu oldu... ...yani bu destekler... Tabii. ...dolayısıyla herhangi bir sıkıntı e, yaşanmadı... ...ve bundan sonraki süreçte de... ...yaşanmaz Allah'ın izniyle... Ee, çok alanınız değil evet biliyorum ama... E, ...siz de bahsettiniz ki... ...sonuçta e, siz bu gelen yardımların da... ...içindesiniz... ...denetlemede de içi, içindesiniz. Çünkü işin içinde gıda var. Gıda varsa sizi de ilgilendiriyor ama... ...çadırlarla da ilgileniyorsunuz Kültür Park'taki yine. Ee, çadır hala alamıyor... ...vatandaşlar da oluyor. Bize çok fazla sayısız mesajlar geliyor. Ee, bunlar hani çadır almak için... ...bir yerlere yine AFAD'a ulaşmalı mı? Bu artçılardan dolayı da... hani ...artmaya başladı tekrar biliyorsunuz. Hafif hasarlı olan yerlerdeki... ...vatandaşlarımız korku artık... ...kendi dışarı yatmaya da başladılar. Ee, hiç hasarlı olmayanlar bile evde kalmak istemiyor. Bir de öyle bir sıkıntı da var evet. psikolojik olarak. Bunlar çadır kentlerin olduğu yerlere gelirlerse kurulu hazır dolan çadırlar var mıdır? Yoksa çadır verip yönlendiriliyor mu? Şimdi bu tarz işlerde koordinasyon ve denetim çok önemli. Disiplin evet. çok önemli. Şimdi şu anda vatandaşımıza kalsa biz gıdayı da, giyimi de, sağlık şey hizmetlerini de, çadırı da işte hepsine vereceğiz, herkes gidecek kafasına göre evet. bir yerlerde kuracak bu mümkün değil. Bunun denetimi de olmaz, kontrolü de olmaz. olmaz. Çünkü evet. yani e, bizim insanımızın büyük bir çoğunluğu iyi niyetliyken evet. kötü niyetli insanlar da var. Dolayısıyla Maalesef. biz devlet olarak bunu disipline etmek durumundayız. Mesela vatandaş geliyor. Ben kültür park için söyleyeyim. Şu anda bizim 70 civarında boş çadırımız var. Yani 500 adet çadır kurulu, evet. 70 çünkü vatandaş geliyor, 1 iki gün kalıp sonra kendi şartlarını ayarladı mı, ev buldu mu oradan çıkıp, çıkıp evine evet. gidiyor. Dolayısıyla bu sürekli bir sirkülasyon, bir hareketlilik, değişim yaşanıyor. Dolayısıyla an itibariyle 70 civarında boş çadırımız var. Evet. Vatandaşımız geliyor diyor ki ben işte evime giremiyorum. Çoluk çocuğumla birlikte dışarıda kaldım. Biz diyoruz ki tamam çadır kurulu içinde malzemeleri de var. Battaniyesi, döşeği, ısıtıcısı hepsi var. Buyurun siz burada misafir edelim. Evet. Ama bazen vatandaşlarımız ısrarla yok diyorlar. işte benim o da kendince haklı, şöyle haklı. Çünkü orada yıkılmak üzere olan bir evi var evet. ve evin I içinde eşyaları be. var. Evet. Ee, şunu yapmak istiyor. Yani diyor ki ben çadırı öyle bir yere kurayım ki hem çadırda kalayım hem de o arada evimi de gözetleyeyim. Evet. Yani oradan da olmayayım. Ama bu dediğim gibi yani e, kamu yönetimi açısından çok mümkün olan bir durum değil. E, buna rağmen yine de işte gezdiğimiz zaman görüyoruz birçok noktada e, 3-5 çadırlı e, küçük yerler de kurulmuş. Vatandaşlarımız orada kalıyor. Evet. Ama öz olan vatandaşlarımızın e, bütün altyapısıyla kurulmuş güvenlik çemberi içine alınmış Orada bütün e, sistemin e, kontrol edildiği evet. çadır kentlerde vatandaşlarımızın geçici bir süre misafir edilmesi en doğrusudur. Ama e, şu anda bizim dediğim gibi eğer bize mesela o tarz mesajlar da gelirse e, şu anda kültür parkta bizim tahsis edebileceğimiz çadırlarımız var. Evet. E, vatandaşlarımızı belirli bir süre orada misafir edebiliriz. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok. E, teşekkür ediyorlar yine. Ee, bu küçük baş küpe desteklemelerinde erken ödeme olacak mı diye soranlar var. Ee, az önce verdi, verdiğiniz cevaplar için de teşekkür ediyorlar. Onu da Hı. ileteyim üstümde kalmasın. Şimdi onunla ilgili de e, bakanlık şu anda hızlı bir çalışma yapıyor. Özellikle evet. Elazığ ve Malatya ilimiz için askıda bekleyen ve henüz ödemesi gerçekleşmeyen tarımsal desteklerin tamamı Hı. diğer iller beklenmeden... Evet. Ödemeleri gerçekleştirilecek Bu noktada ciddi bir çalışma var Biraz sabırlı olmalarında Fayda var diye düşünüyorum e, Turan Bey Jandarmanın ve il tarımından gidip Bakılan yerlerin hasar tespitleri Hani o an yapılanlar var bir de orta hasarlı Herhalde daha sonra cevap verilecek olanlar var Bunların e, En geç ne kadardır süreleri Kaç gün içinde bunlara geri dönüşler yapılacaktır Çadırla ilgili mi? E, hayır, bu e, gelen mesajlarda da yine hani bize gelen siz yokken de birçok vatandaşımız mesaj gönderiyordu. Örneğin gidip bakılmış, hani hasar tespiti için örnek alınmış, evet. size geri dönüş yapacağız demişler. Hani bunun süresi ne kadardır vatandaşın bekleme süresi? Şimdi şöyle biraz önce rakamsal olarak söylediğim 230 evet. köyde yapmış olduğumuz tespitler neticesinde 330 e, 386 tane yıkılmış. Ya da evet. yıkılmak üzere olan yani içine hayvan giremeyecek ahırlarımız var. Evet. Bu 386 tane ahırımızın tamamına 3 gün içerisinde yani hı hı. Bir salı enge çarşamba gününe kadar çadırları ulaşmış ve kurulmuş olacak. olacak. Bu sefer bundan tamam. müsteri olsunlar. Hayvanı Güzel. telef olanlarla ilgili tamamının hayvanlarını zaten kendilerine teslim ettik. O süreç tamamlandı. Evet. Yine bu e, ahırları yıkılmış olan çadırlarını götürdüğümüz zaman çadırların beraberinde hı hı. elimizdeki miktar kadar destek olmak kaydıyla bir yem götüreceğiz onu da kendilerine evet. teslim edeceğiz Yine e, biraz önce e, ifade ettik işte e, Gaziantep Koyun Keçi evet. Birliğimizin yine İzmir'den Biz, evet. elimize ulaşacak olan e, canlı hayvanları da bu zarar görmüş olan vatandaşlarımıza bir hafta içerisinde ulaştırmış olacağız. Bu noktada kafalarında herhangi bir soru işareti olmasın. Onlar da biraz bizi hoş görsünler yani Tabii ki biraz evet. önce dedik ya yani neticede Elazığ'ın e, büyük bir çoğunluğunda bu deprem hissedildi evet. yani bu yardımı kendilerine götürecek olan bütün insanlar da hı hı. E, bir taraftan işte kiralık ev arıyorlar. Evleriyle evet. ilgili yıkım kararı verilmiş. Kendi ikametlerini ayarlamak durumundadırlar. Aileleri var, akrabaları evet, var. E, bu bir süreç alıyor ama e, gerçekten bu kadar kısa sürede e, bu organizasyonun yapılması, e, bu yardımların yerine ulaştırılması yine e, büyük devlet olma şeyini ortaya koyuyor. E, Allah devletimize zeval vermesin. Şunu da e, açık yüreklilikle söyleyeyim. hani Biz çok da evet bu süreçte vatandaşlarımız gergin oldukları için çok sistem dolu mesajlar da aldık. Kendilerine cevaplar vermeye çalıştık gücümüz yettiğince. Ama e, size sistem eden yok. Çünkü şunu da biliyoruz. Biz sizin hep köyleri gezdiğinizi, herkes aslında tanıdığınızı, ee yıkılan bir yere gittiyseniz de siz oraya ilk defa gitmediniz. önceden Anca. tanıdığınız yerdir. O yüzden e, size mesajları gönderirken de hiç kimse sistem etmemiş. Onu da söyleyeyim. E, herkes sadece ulaşamayanlar, hani evet. sizin irtibata geçemeyenler merak ettiklerini soruyorlar ve ben bunları da zaten size ileteceğim ve çok da teşekkür ediyorlar ilgilendiğiniz için. Ee, bu yeni oluşumda hani e, tek katlı bina yanında da ahır dedik evet. Cumhurbaşkanımızın da e, talimatı talimatı bu evet. şekildeydi. Şimdi geçmişte peki yapılmış olanlar hani genelde bizde şu vardı alt katta ahır, üst katta binadır, ev oturur, oturulur evet. yani bu şekildedir. Bunlar yıkılacak mı? Bunlar da bir revize görecekler mi? Yani muhtemelen şimdi evlerle ilgili zaten Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı bir tespit var. Evet. Ahırları biz yapıyoruz. Yapmaya da evet. devam edeceğiz. Yani e, otur şey oturlamaya yani ikamet edilemeyecek ya da hı hı. içinde hayvan barındırılamayacak olan ahırlar ve yine insanlarımızın evet. ikamet olarak kullandığı evleri bu verilecek karar neticesinde e, çok kısa bir süre içerisinde, bakın işte Vanda bir depremimiz oldu. Yani gerçekten devletimiz bir yıl içerisinde yeniden bir Van inşa etti. Evet. Bir şehir Bu oldu. aynı durumun Elazığ ilimiz için, Malatya evet. ilimiz için de gerçekleşeceğinden hiçbir vatandaşımızın endişesi de olmasın, şüphesi de olmasın. Çünkü evet. böyle bir irade var devletin ve devletimizin evet. böyle bir gücü var. Dolayısıyla yani devlet gücünün yanında işte sizler de mesela medya kuruluşları evet. olarak yapıyorsunuz. Yani milyonlarca lira bu kampanyalardan destekler geliyor. Evet. İşte bu destekler nerede kullanılacak? Tamamı bu yara almış olan, zarar görmüş olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisinde kullanılacak. Dolayısıyla köylerimizde bu yaz mevsiminde inanıyorum ki zarar görmüş olan, yıkılmış olan köylerde hem evleri hem de ahırları kalıcı olarak kullanmak üzere yapımı bitmiş olacak diye umut ediyoruz ve öyle bir hedef koyuyoruz. Ben, çok fazla mesaj geliyor. İzleyicilerimize tekrar söyleyelim. Ee, hiçbir yere müracaat etmenize gerek yok. Ee, size gelecekler zaten tespitler yapılmış. Tespit için hiç gelinmeyen yer varsa eğer onlar bir şekilde bize veya e, İl Tarım müdürlüğümüze ulaştıkları zaman da hemen kendilerinin yanına gidilecektir. Bunu tekrar söyleyelim evet. çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Ee, tespiti yapılan yerlere ne zaman gelinir diye Dönüş ne zaman olur onu da zaten ilettik ee, en fazla salı çarşamba gününe kadar hepsine, ulaşmış hepsine ulaşılmış olacak. Ulaşılmayanlar da varsa bize ulaşırlarsa yine İl Tarım Müdürlüğümüze ulaşırlarsa ne gerekiyorsa onlar yapılacak. Bu anlamda kimse mağdur olmayacak çok şükür. Ee, Turan Bey tüm bu destekler yapılırken e, burada sağlanacak olan maddi bir destek olacak mı peki? Yeni bir şeyler var mıdır gündemde olan? Şimdi şöyle zarar görmüş olan hem evet. eğitim, sağlık ve benzeri destekler adı altında kuvvetle muhtemeldir ki yine valilik koordinasyon merkezince tespitler Hı -hı. bittikten sonra nakdi yardımlar da bu vatandaşlarımıza yapılacak. Tabii o bizim evet. sorumluluğumuzun dışında olan bir konu. Ancak biz bakanlık olarak da e, tespiti yapılmış olan çiftçilikle, evet. üret hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik kuvvet de muhtemeldir ki Sayın Bakanımız şu anda e, birimleriyle böyle bir çalışma yürütüyor ve bunlara e, belki gene canlı hayvan ekstra yani daha fazladan çünkü üretimlerini devam ettirmek durumundadır bu arkadaşlarımız, çiftçilerimiz. Ya canlı hayvan ya da hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik farklı destek mekanizmalarını hayata geçirecekler. O da tabii biraz zaman alacak. Evet. Çünkü şu anda sıcağı sıcağına bizim acil olan durumları gidermemiz gerekiyor. Çünkü bakın işte dün akşam kar yağıyordu. Belki bu gece gene yağacak. Adamın hayvanları dışarıda barınacak yeri yok. Yani elindeki hayvanı da belki depremde kaybetmedi ama biz eğer 2-3 gün içerisinde buna ulaşamazsak evet. bu vatandaş bu sefer hayvanlarını soğuktan telef Kaybedecek. edecek. Evet. Tabii dolayısıyla biz 2-3 gün içerisinde acil durumları gidermek, insanların en azından e, minimum düzeyde hem kendi hem de o evet. sahip olduğu hayvanlarının hayatını devam ettirebilmesi için o altyapıları oluşturacağız. Sonrasında dediğim gibi artık Kısa, şey orta ve uzun vadede e, hem bakanlık olarak hem de devlet olarak e, atmamız gereken adımları atacağız. Ve hiçbir vatandaşımız bu noktada mağdur olmayacak yani. Ondan müsterih olsunlar. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Söylemek istedikleriniz varsa ben onları da alayım sizden. Şimdi e, dediğim gibi biz köylerimizin çoğunu gezdik. Evet. 230 tane köyü ziyaret ettik. Ve şu anda 8 tane ekibimiz e, köylerdeki ziyaretlerini devam ettiriyorlar. Aynı köye bir daha gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Şimdi biz bir köye giriyoruz. İşte yıkılmış olan ahırlar var, tespitler var. Bu artçı depremlerle birlikte biz çıktıktan sonra yine evet. yıkılan ahırlar oluyor. Evet, Dolayısıyla sabah bile olmuştur tabii, eminim tabii. Dolayısıyla evet. biz e, aynı köylere tekrar tekrar tespitler için gidiyoruz. Bu tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın, Ahırı yıkılmışsa çadır ihtiyacını anında karşılıyoruz. Hayvanı telef olmuşsa hayvanın zayiatını hemen karşılıyoruz. Evet. Yine belirli bir süre 15-20 gün bir ay civarında kendisine destek olmak için yem desteği sunuyoruz. Bunların hepsini bu süre zarfında devam ettireceğiz. Diğer taraftan dediğim gibi hem aş yerlerinde hem dağıtım yerlerinde hem depolama alanlarındaki Gıda denetimlerimiz e, Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl ilinden de takviye gelen hatta yarın sabah itibariyle İstanbul ilimizden de bir ekip buraya intikal edecek. Dediğim gibi bu da çok önemli bir konudur. Evet. Çünkü kontrolsüz bir durumda yarın öbür gün telafisi mümkün olmayan zararlanmalar ortaya çıkabilir. Vatandaşımızın sağlıklı gıdaya bu bütün aciliyete rağmen ulaşmasını sağlayacak her türlü gıda denetimini bu çevre illerden aldığımız gıda denetim ekiplerinin de desteğiyle 6 ekip halinde yine 20 27 24 saat usulünce denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, süreç devam edecek. Ben e, tekraren bu e, gerçekten yaşadığımız acı e, olayı, affatı, depremli e, bütün vatandaşlarımıza e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve şunda müsterih olmalarını istiyorum. Gerçekten e, devlet bütün gücüyle vatandaşımızın yanındadır, depremzedenin yanındadır. En ucra köşeye kadar ulaşılacaktır ve bundan sonraki yaralar hızlı bir şekilde sarılacaktır. Ama biraz zaman tanısınlar, biraz sabırlı olsunlar. Biraz önce mesela vatandaşlarımız tabii kendince haklıdır. Çünkü evet. hayvanı dışarıda kalmış. Yani evet. gidecek yeri yok. Ama bize 2-3 gün, e, tabi bir gün dahi, bir saat dahi bizim için önemlidir. Fakat e, şöyle söyleyeyim, mesela biz işte çadır yaptırıyoruz şu anda. Elazığ ilimizdeki firmalara yaptırdığımız çadırlar bize yetişmiyor. Yani biz diyelim ki 300 tane talebimiz var. Onlar da kendi altyapılarıyla günde bize 4-5 tane çadır çıkarabiliyorlar. Evet. Biz ne yaptık? Bak şu anda bir çadırımız Sivrice'ye ulaştı bir kamyonumuz. Hı hı. Onlara da teşekkür ediyorum. İşte askerlerimiz marifetiyle şu anda Gözeli Karakolu'na bizim çadırlı 100 tane çadırımız indiriliyor. Evet. Yarın sabahtan itibaren o bölgeye o çadırları dağıtacağız bir kamyonumuz tırımız şu anda Kayseri civarlarında oraya ulaştı. O da geldiğinde onu da merkez köylerine ve Baskil ilçemizde 25 tane yıkılan ahırımız var. Oralara hemen sevkiyatlarını yapacağız. Tabii bunların işte bu tırların gelmesi, boşaltılması, işte çadırların yine nakliye aracılarıyla. Çünkü biz vatandaşın e, evine, eline teslim ediyoruz. Yani vatandaşa şunu da demiyoruz. İşte çadırın gelmiş, işte gel buradan çadırını al diye bir Kurulum uygulamamız yok. Kurulumun nasıl yapılıyor? Kurulumunu götürünce... ekiplerimiz var, evet. ekiplerimiz var. Ekiplerimizin yetiştiği kadarıyla kurulumunu yine biz yapıyoruz. Evet. Ama yetişmediğimiz noktada zaten bunlar e, şeyli. Çadırlar olduğu için Pratik kurumlu evet. çadırlar olduğu için Vatandaşımız da birbirine imece usulüyle destek vererek Kurulumunu rahatlıkla yapabiliyorlar Orada da herhangi bir sıkıntı yok Dolayısıyla ben tekraren geçmiş olsun diyorum Rabbim bu felaketleri Bu affatları Bir daha bizlere yaşatmasın, yaşatmasın. Tekraren herkese geçmiş olsun diyorum Ve Ekranların başında bizleri izleyen Bütün hemşerilerime Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Teşekkür ediyoruz biz de Turan Bey. E, verdiğiniz emeği biliyoruz. E, Allah kolaylık versin. E, sabırla ve e, kısa sürede çözülecek işler değil, zamana yayarak hallolacak işler onu da biliyoruz. Allah vatandaşımıza da sabır versin ve Aynen. yardımcı olsun. Ee, çok sayıda gelen mesajlar var. Ben bunların hepsini tek tek program bittikten sonra Turan Bey'e ileteceğim. Bunu da buradan aktarmış olayım. Ee, telefon numaranızla beraber vermiş olduğunuz köyünüzle birlikte sıkıntınız, derdiniz neyse hepsini ileteceğim kendisine. Tabii e, aslında yazanlardan biri de çok güzel bir şey de yazmıştı mesajlardan. Hani kendimi kurtarırım da soğuktan hayvanlarımı kurtaramam diyor. Sizin de dediğiniz gibi aynı, e, aynı şeyi e, vatandaşımız da yazmıştı burada. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Amin. E, Amin. bir daha yaşatmasın. İnşallah e, gördüğümüz de göreceğimiz de bu olmuştur diyorum ben. E, ve iyi hafta sonları geçirmenizi temenni ediyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın.